buraya geldik. Başkanımız yöneticilerimizle görüştük. Anlaştık. Hemen akabinde imza atıp antrenmana çıktık. Çok kısa zamanımız vardı. İki gün çalıştık. Bir günde hafif çalışma yaptık. Ter antrenmanı gibi. Cumartesi günü. Tabii ki bu kadar kısa bir zamanda sağ için kolay kolay değiştiremiyorsunuz. İki antrenmanla hiç şey değişmez. Ama daha çok oyuncularımızla hem bireysel anlamda hem gruplarla beraber özellikle gençlere ayrı bir grup yaptım. Onlara bir ayrı konuşma yaptım. Takımın büyükleriyle görüştüm. Takım halinde 3 defa toplantı yaptım. Tabi biliyorsunuz günümüzde de sorunlar var. Ama sorunsuz kulüp de yok şu anda ülkemizde. Hem ekonomik yönlerden hem bu hastalıklardan dolayı. Oyuncularımız daha çok yanlış bir kelime söylemek istemiyorum yani keyinlerine öyle. Sağda çünkü oyunsal anlamda veya taksi anlamda şeyleri değiştiremeyeceğimiz için bu kadar kısa zamanda daha çok oyuncularımızın beynine yönelik çalışmalar. Bu da işte konuşmalarla, gruplara ayrı, bireysel anlamda konuşmalar yaptık. Ve neticesinde bir maç oynadık. Kazanmayı hak ettiğimiz maçtı. Yıllarca futbol oynadım, hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım. Hocalık zamanlarımda hiç hakemler hakkında konuşmadım. Hep insan hata yaparız. Hepimiz hata yapıyoruz. Bu gözle baktım duruma. Maçtan sonraki röportajlarında da hakemden hiç bahsetmedim. Maçtan sonra pozisyonları gördükten sonra yani inanılmaz yoğun. Yani resmen oyuncuların emekleri gasp edilmiş. Maçın sonucu gasp edilmiş. İnsan hata yapabilir. Bir tane hata yapar. İki tane hata yapar. Ama dört tane hata olmaz maçta. Yani başka bir şey var gençler arkasında. Bu olmaması gerekiyordu. Oyuncularıma da çok üzüldüm. Şimdi onlara da konuştum. Geçmiş olsun bile demek istemiyorum yani. Yani hem oyunsal anlamda bütün istatistikler zaten bizim deyimize. Top tutma oranımız %60'a %40 bizde. Bir sürü pozisyonlar bulduk. Sonuç maçına baktığımızda takımımızın 3 maçta mağlup oluyor. Bu çocukların, arkadaşlarımızın kafaları düşük. Morallerinin bozuk olması gayet doğal. Ama 3 maçta 9 tane gol yemiş bir takım. Hiç gol atamamış. Baktığımız zaman 2 tane gol attı. Yerinden 2 penaltımız. Sayılmayan bir golümüz var. Daha başka pozisyonlarımız var. Yani çok üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm yani maça. Öyle olmaması gerekiyor. Bu kadar emeğin, bu kadar iyi top oynadık. Çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Hatalarımız yok. Bunlar çok basit goller yiyoruz. Yediğimiz gollerin üçünde de pozisyon yok. Alt nordun şöyle çok açık ve net bir gol pozisyonu yok. Çok basit goller. Savunma hatalarından kaynaklanıyor. Yani duracağım pozisyon hataları daha doğrusu. Duracağımız yerler yanlış falan. Bunlar üzerine çalışmalar yapacağız. Buradayız, burada kalıyoruz. Oyuncularımız burada. Genç oyuncularımız var. Çok değerli oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var. Onlarla özel çalışmalar yapacağız. Eksikleri üzerine çalışmalar yapacağız. Ve bu şekilde bu hafta hazırlanıp yarın testimiz olacağız. Sabah çalışmamız var. Öncesi bir test olup çalışmamızı yapacağız. Daha sonra işte Perşembe, Cuma ile çalışmalarımız olacak. İşte yine İzmir'de, yine aynı sahada. Altay ile oynayacağız. Geçen maçın hem bu hak etmediğimiz sonucu hem de yani acilen puan almamız lazım ki çocuklarımızın veya bizlerin de hepimizin bir özgüvenin gelmesi gerekiyor kendimizi. Daha iyi hissetmemiz lazım. Daha huzurlu, daha moral, daha neşeli çalışmamız lazım. Bu anlamda da maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Altay maçında kazanmak için olacağız. Hocam az önce de bahsettiniz. Mağlup olduğunuz maçta durma. Defansta mı sıkıntı var? Yani eksiklik olarak evet. Hem hücum anlamında eksiklerimiz var, hem savunma anlamında eksiklerimiz var. Bunları tamir etmemiz gerekiyor. Yani çok basit eksiklerimiz. Ama bunda çalışmamız gerekiyor. Hücum anlamında da eksiklerimiz var. Daha çok pozisyon girmemiz gerekiyor. Yeterli görmememiz gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. Çok karakterli bir oyuncu grubu var. Çok karakterli bir oyuncu grubu var. İnanılmaz. Yani onlarla çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bir kere bir işte bu işte özellikle bu işte değil. Yani oyuncuların karakter olması çok önemli. Rahat çalışıyorsunuz yani.
İstediğiniz yaptırabiliyorsunuz. Sporcu sizi anlayabiliyor. Bizim yerimize koyabiliyorlar kendilerini. Peki hocam, ilk 11'i oluşturdunuz mu? Tabii geçen hafta geldiniz ama kısa sürede bir maça çıktınız. Şu anda Dikkat edersin, şeylerden bahsetmedim. 3 tane oyuncumuz yoktu. Onları da geliriz hocam. Yani 3 tane çok önemli oyuncumuz yoktu. Olabiliyor, sakatlık. İkisi kart cezasıydı. Bunlar her takım başına gelecek şeyler. Yani o konuları çok mazeret üretmem. Çünkü bu herkesin başına gelebilecek şey. Ama pandemiye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sayıda oyuncumuz yakalanmadı şimdiye kadar, çok iyi götürmüşler. Bizler de çok dikkat edip bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Yani o konu biraz sıkıntılı. Bizim dışımızda olan bir durum. Ama sadece çok dikkat ederek, arkadaşlarımızı uyararak en azından korumamız gerekiyor. Hem takımımızı hem kendimizi. Kulüp olarak hepimizi, destek gruplarımızı, personellerimizi hepimiz çok dikkat etmeliyiz. Buna çok yapacak bir şeyimiz yok ama yani bazen maçına göre de 11 olabilir. Bazen form durumuna da göre değişebilir. Yani öyle bir kafamızda böyle net bir 11, yani bunlarla gidelim bir durum oluşmadı şimdi. Dedim ya işte 3 tane oyuncumuz yoktu. 3 tane önemli oyuncu. Ama şimdi onlar daha da büyük ihtimalle bugün yarın takımda katılmaya başlayacak. Onların da tabii desteği çok önemli. Ama maça göre ya da performansa göre ya da mevkilerin durumlarına göre 11 oluşturuyoruz. Peki hocam, bugün özellikle sosyal medyada Piyanoso'nun ayrıldığı söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Eşyaları toplayıp gitti deniliyor. O konu hakkında net bir bilgim yok. Zaten çok bizim bir konuda değil. Yönetim kurumumuz ve başkanlarımız bilir. Sizin bilginiz var mı? Yok, o konuda net bilgim yok. Onun için çok bilgim olmayan bir konuda konuşmak istemiyorum. Onlara şey yaparsanız, konuşursanız. Yani, en galibiyetler yani. Şey değiştirdiniz. Güzel bir otur oldu. Evet, evet. Çok iyi takımımız var. Hakkına oyuncularımız yok, eksikler var. İçeriden tamir edeceğiz yani. Yeterli sayıda oyuncumuz var bir şekilde. Sistemi değiştiririz. Bilimdeki oyuncuları bir sistem kuruyoruz. Tahmin edebiliriz yani. Geçen sene Yılmaz Vural da takıma ilk geldiğinde Altın Ordu deplasmanında karşılaşmıştı. 2-0 yenilmişti. Ondan sonra bir galibiyet serisi başlamıştı. Siz de bu şekilde başladınız. Altın Ordu mağlubiyetiyle lige başladınız Ekspor'un dışında. Bundan sonraki hedefiniz playoff'a kalmak mı olur? Sezonluk hedefinizi nasıl görüyorsunuz? Şimdi önümüzün devre arası var. Transfer dönem var. Bunu konuşmak çok zor gerçekten. Ne olacağını bilmiyoruz. Daha gördüğüm kurumuzda başkanlar erken olur. Ama ilk başta söylediğiniz şey ağzınız bal yesin diyorum yani. Altınoz mağlubiyetle başlayıp arkadan galibiyet derken inşallah biz de öyle beş, olur. Beş maç. Ağzınız bal yesin dedim. Bir seriye başlayalım. Evet inşallah. Üç puanla. Yani bir inşallah galibiyete ihtiyacımız var. Bir huzur bulmamız i̇nşallah. Gerekiyor. Evet. Aleyhine çalışmamız gerekiyor. Yani i̇nsan kendini hissediyor galip yerince. Yani. Evet. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Başarılar. Teşekkür ederim. Biraz daha yaklaşırsan benim rüzgar çığ olmamış olur. Evet, hazır mıyız? Hazır. Başlayalım. Altay maçı öncesinde antrenmandasınız. Bir önümüzdeki Altay maçını değerlendirelim. Ne hedefliyorsunuz? Ya baktığınız zaman İyi bir futbol oynadık bence. Böyle şeyler konuşmak fazla sevmiyorum ama maçın 2-1 iken Arda'ya verilmeyen bir pozisyondan dolayı bazı şeyler maçın önüne geçti. Hakem maçın önüne geçti. Bunun neticesinde demoralize olduk ve maçtan mağlup ayrıldık. Tabii ki böyle maçlar olabilir, böyle zamanlar geçirebiliriz ama bunlardan ders çıkarıp bir an önce toparlanmak istiyoruz. Siz de biliyorsunuzdur. Biraz sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. İnşallah bunu yönetimle, halkla, futbolcular hep beraber bir an önce kalkınırız ve ayağa kalkarız. Bu takımı istenilen yere getiririz. Mesut Hoca takıma yeni katıldı. Takımın içindeki durum, hava nasıl? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi biz de yeni tanıyoruz hocamızı. Belki bu 3. 4. idmanımız. Tabii ki her hoca değişikliği bir hava getirir takıma.
İnşallah hocamızla beraber, yeni bir kanla beraber, hep beraber, biraz önceki de söylediğim gibi, hep beraber sadece hocamız değil, futbolcular değil, Akhisar Spor'a gönül vermiş kişilerle beraber bu takımı istenilen yere güzel bir konuma getiriyoruz.